Eshab-ı kiramın hepsi müçtehid idi. Muhibbüddin Ahmed İbni Nasrullah Hazretleri, Hanbeli fıkıh alimidir. 765 miladi 1364'te Bağdat'ta doğdu. İlk tahsilini, Bağdat'ın önde gelen alimlerinin yanında tamamladı. Sonra Kahire'de büyük alimlerden ilim tahsil ederek Hanbeli Kâdıl Kudatlığına tayin edildi. 844 miladi 1440'da Kahire'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Bir müçtehidin içtihat ederek elde ettiği bilgilerin hepsine, o müçtehidin mezhebi denir. Eshab-ı kiramın hepsi derin alim, birer müçtehid idiler. Din bilgilerinde, siyaset, idarecilik ve zamanlarının fen bilgilerinde ve tasavvuf marifetlerinde birer derya idiler. Bu bilgilerinin hepsini, Resulullah'ın kalplere işleyen, ruhları çeken sözlerini işitmekle az zamanda edindiler. Her birinin mezhebi vardı. Mezhepleri az veya çok farklıydı. Tabiinin ve tebe-i tabiinin arasında da müçtehidler vardı. Bu müçtehidlerin mezheplerinden yalnız dördü kitaplara geçip dünyanın her yerine yayıldı. Diğerlerinin mezhepleri unutuldu. Bu dört mezhebin imanları Eshab-ı Kiram'ın ortak olan imanıdır. Bunun için dördüne de ehli sünnet denir. İmanları arasında esasta ayrılık yoktur. Birbirlerini din kardeşi bilirler. Birbirlerini severler. Birbirlerine uymayan işlerinde, zaruret olunca, birbirlerini taklit ederek yaparlar. Allahü Teala, mezheplerin böyle ayrı olmalarını istemiştir. Bu ayrılığın, Müslümanlara Allahü Teala'nın rahmeti olduğunu, Peygamber Efendimiz haber vermiştir. Çünkü dört mezhep arasındaki ufak tefek başkalıklar, Müslümanların işlerini kolaylaştırmaktadır. Her Müslüman, vücut yapısına, yaşadığı iklim şartlarına ve iş hayatına göre, kendisine daha kolay gelen mezhebi seçer. İbadetlerini ve her işini, bu mezhebin bildirdiğine göre yapar. Allahü Teala dileseydi, Kur'an-ı Kerim'de her şeyi açıkça bildirirdi. Böylece, mezhepler hasıl olmazdı. Kıyamete kadar, dünyanın her yerinde, her iklim ve şartta, her Müslüman için tek bir nizam olurdu. Müslümanların halleri, yaşamaları güç olurdu. Peygamber Efendimizin yolu, Kur'an-ı Kerim ile hadisi şerifler ile ve müçtehidlerin içtihadları ile gösterilen yoldur. Bu üç vesika ile bir de icma ümmet vardır. Bir hüküm üzerinde, dört mezhebin içtihadları arasında icma hasıl olursa, bu icmaya da inanmak gerekir, inanmayan küfre girer. 30 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.